herhangi bir numarayı ara dediğimizde gördüğünüz gibi kayıt kısmı görünüyor. İster kaydedebiliyoruz, ister iptal ediyoruz. Esselamun Aleyküm. Bugünkü videomuzda Xiaomi'nin daha önceki telefonlarında sunmuş olduğu telefon görüşmelerini kaydetme özelliğini telefonumuza nasıl getirebiliriz? Bununla ilgili yeni güzel bir uygulama mevcut. Bunu size göstermeye çalışacağım. Eski Xiaomi telefonlarda gördüğünüz gibi arama kaydı vardı. Seçiyorduk. Aramalar direkt kaydolabiliyordu. Play Store'a girelim. True Phone. Uygulamamız bu. Yükle diyoruz. 7 MB boyutunda. Yer kaplamayan, telefonu fazla zorlamayan bir uygulama. Hemen kuruldu. Uygulama kurulduktan sonra bu şekilde telefon ve kişiler diye iki tane ikon beliriyor. Telefona tıkladığımızda uygulama izinleri istiyor. Buradan varsayılan telefon uygulaması olarak ayarlayacağız. İzinlere tıklayıp izin ver diyoruz. Diğer uygulamaların üzerinde göster diyor. Bunu da açık hale getiriyoruz. Son olarak MIUI izinleri var. Ayarla diyoruz. Tamam diyoruz. Burada diğer izinler kısmı var. Diğer izinlere tıklayıp gördüğünüz gibi 4 izin verilmiş ancak ekran kısa yolları izni yok. Buna tıklayıp her zaman izin ver diyoruz ve geri çıkıp kurulumu tamamladıktan sonra telefonumuzun arama ekranı gibi bir ekran bizi karşılıyor. Buradan görüşmelerimizi kayıt etme özelliği nasıl aktif hale getirebiliriz onu göstereceğim. Sağ altta 3 nokta var, buna tıklıyoruz. Bu alttan ayarlar diyoruz. Burada gelen giden çağrılar kısmı var. Buna tıklıyoruz. Aşağıya indiğimizde arama ses kaydı var. Arama ses kaydı. Ses kaydı yapılandırma. Buna tıklayıp ses kaydı aktif hale getiriyoruz. Tamam diyoruz. Burada ayarlar kısmında çıktı formatı var. Varsayılan olarak AMR olarak geliyor. Bunu M4A yapalım. Kalitesi daha artıyor ve fazla yer kaplamamış oluyor. Buradan bir geri diyelim. Buradan aşağı indiğimiz zaman kırmızı yazıyla izin gerekli uyarısını alıyoruz. Burada önce bu işareti kaldırmak için tıklıyoruz. Tekrar tıkladığımızda izin istiyor. Evet diyoruz. Buradan uygulamamızı buluyoruz. True Phone. İzin ver diyoruz. Tekrar izin ver diyoruz. Çıkıyoruz. Bu uygulamayla işimiz bitti. Gerekli ayarları yaptıktan sonra telefonumuzun arama kısmına girdiğimizde herhangi bir numarayı ara dediğimizde gördüğünüz gibi kayıt kısmı görünüyor. İster kaydedebiliyoruz, ister iptal ediyoruz. Yapmış olduğumuz ve kaydedilen görüşmelerde dosya yöneticisi direkt aşağı doğru indiğinizde data var. Burada call records TP var. Buraya kaydoluyor. Ben bir arama yapmadığım için şu an herhangi bir kayıt yok. Yaptığınız aramaların kayıtları burada kaydedilecek. Bu uygulamamızın özellikleri de bu şekildeydi. Size göstermeye çalıştım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.